Buyurun hocam, pardonunuz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hocam buyurun. Evet, yani ilk 20 dakikaya bakılırsa aslında planladığımız, düşündüğümüz oyunu oynamaya çalıştık. Neydi bu? Fenerbahçe'nin çok önde bastığını ama defans arkası pozisyonları yakalayabileceğimizi düşündük. Nitekim işte ofsayttan sayılmayan bir gol ve onun akabinde Saban'ın ve Ayub'un tekrar kaçırmış olduğu, girmiş olduğu pozisyonlar var. Değerlendiremeyince bir duran top organizasyondan Fenerbahçe golü buldu. Sonra bir Ferdi sol kanat 2'ye 3 oyunlarıyla ceza sahasına gelen paralel bir gol, topla gol 2-0 oldu. Tabii ki burada 2-0 geriye düşmek zor bir durum. Ama yine toparlamaya çalıştık. Yine ilk yarının bitimlerine yakın zamanlarda bir iki tane daha aynı düşündüğümüz gibi pozisyonları bulduk. Ama değerlendiremeyince 2-0 mağlup girdik. Devre arası oyuncu değişiklikleri 3 tane. Bir tanesi sarı kart nedeniyle. Aden'in sarı kartı olduğunu düşünüyorduk. Diğeri de 2 tane oyuncumuzun bir önceki haftada oynadıkları ve yorgun olduklarını hissettiğimiz için yaptığımız değişiklikler İkinci yarıya başlamamıza sebep oldu. Ve yine aynı şekilde yakaladığımız bir pozisyon var. Yine Ayup'la, Elkabi'yle. Ama değerlendiremeyince yine bir duran top organizasyonu. Sonra Abid'le çıkmak isterken ki bu hafta bunu hiç çalışmadık. Çıkmak isterken kaptırdığımız bir topla golü yedik ve mağlup olduk. O yüzden Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Dediğim gibi bu startta gol yemeden eğer zamanı kullanabilirseniz belki üstünlük, belki galibiyet golünü alarak maçı kazanabilirdik veya berabere bitirebilirdik. Çünkü ihtiyacımız olan puan var, puanlar var. Almak için sahaya çıktık ama beceremedik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Siz buyurun. Hocam geçmiş olsun. Yani maçla ilgili analizi yaptığınız için aslında ben biraz Hatay'la ilgili bir şey sormak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii. Geçtiğimiz hafta da sizin bir etkinliğiniz oldu. Eski hocanız Aykut Hoca'nın Hatay'a geldiği bir durum ortaya çıktı. Biraz onunla alakalı, yani Hatay'ın geleceği, kulübün geleceği, Hatay'daki futbolun geleceği onunla alakalı sormak istiyorum. Ve tabii Aykut Hoca'yla nasıl bir verim aldınız kendisinden, neler öğrendiniz, neler konuştunuz? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, ben Hatay'ı çok değerli buluyorum. Hem kültür olarak hem insan değerler olarak çok da keyif aldığım bir yer. Amacım da açıkçası hem Hatay Spor'u daha yukarılara taşımak hem de Hataylı gençleri futbola biraz daha inandırmak, sevdirmek ve orada yapabileceğimiz altyapı organizasyonlarıyla Türkiye futboluna oyuncular yetiştirmek. Ama tabii ki bunlar söylemle ya da bir iki gün içerisinde olacak şeyler değil ama tamamen çalışma programımızı, tamamen organizasyonumuzu bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü başkanımız ve yönetimimiz de bizim gibi düşünüyorlar. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Elimden geldiği kadar da Hatay için her şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü benim için de hem öğrenme adına hem de bu yolda ilerleme adına Hatay benim için çok doğru bir yer. Umuyorum ki ve diliyorum inşallah kafamızdakileri yapmaya çalışırız. Aykut Hoca'nın da gelişi bir ikon tanıtımımız oldu biliyorsun. Kulübümüz Aykut Hoca'yı davet etti. Ben de kendisine aradım, rica ettim. Aykut Hocam da bizi kırmadı, ziyaret etti. Hem de ikon tanıtımımızda bizle birlikte oldu. Tabii ki Aykut Hoca benim için çok değerli, biliyorsunuz. Çok zamanımız geçti, çok ortak paylaşımımız oldu. Futbol camiasında sevdiğim, saydığım, değer verdiğim insanlardan bir tanesi. Kulübümüze gelip bize bu ikon tanıtımında aramızda olduğu için de çok mutlu olduk. Pardon, siz... Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Hocam aslında takım olarak kadronuzun ön tarafının daha kaliteli olduğunu düşünüyorum ama orta sahayla ön taraf arasında bir iletişim sorunu var gibi göründü. Son iki maça bakıldığında siz buna katılır mısınız ve bunu nasıl çözmeyi planlarsınız? Şimdi şöyle, aslında bu maç ve geçen maç üzerinden konuşursak yakaladığımız pozisyonlar var ama bitiriciliği yapamıyoruz. Hem Giresunspor maçında 3-4 tane son vuruşlarda istenilen vuruşları yapamadığımız hem de bugünkü yakaladığımız pozisyonlarda skoru yakalayamadığımız pozisyonlar var. Ya ben mevki veya hatat değil de genel olarak bakmak istiyorum. Ben takımdaki her oyuncudan memnunum. Futbolda şöyle bir şey var. Günün motivasyonu, konsantresi, saha şartları, o anki oyuncunun psikolojisi bence oyunu belirliyor. Yoksa her takım çalışıyor. Her takım bir plan, bir doğrultu, bir analiz.
Yani kafasında planladığı şeyi uygulamaya çalışıyor ama tabii ki bizler bu tarafta oyunu yorumlarken tamamen bunları yapacak olan kişiler futbolcular. O yüzden ben hani şurada sıkıntımız var, burada sıkıntımız vardan öte takım olarak bugün ve bir önceki gün yakaladığımız pozisyonları atmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama iyi yoldayız. Çok iyi bir kamp zamanı geçirdik. İnanıyorum ki transfer dönemine kadar elimizdeki kadroyla sonra elimizdekilere takviye yaparak daha iyi bir kadro, daha iyi bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi yani bakılması, yorumlanması sizin tarafınızdan doğru şeyler olabilir. Ama benim tarafımdan ben tamamen takımımla her anlamda iyi olmaya, herkesinden fayda almaya çalışıyorum. Sizin bir sorunuz vardı, buyurun. Ömer Çelik, Başlayın Şafakspor. Hocam müsaadenizle ben Bertu hakkında sormak istiyorum. Evet. Hem büyük takımlar tarafından takip ediliyor hem de amil takım havuzu için gelecekte çok önemli bir oyuncu. Siz Bertu'nun performansı hakkında ve gelişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben her yerde söylüyorum, hep tekrara düşüyor artık. Bertu bence geleceğin Türk futboluna ismini söz ettirecek futbolcusu. Çünkü 20 yaşında, fizik kapasitesi çok üst seviyede, futbolu çok iyi biliyor, pozisyon bilgisi çok iyi, vuruşları çok iyi, inatçılığı, koşusu, yani bir futbolcu da olabilecek her özelliğe sahip. Ama zamanı var. Hani bir anda olacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş onu da oynatabildiğimiz zamanlarda ilk 11, oynatamadığımız zamanlarda sonradan yararlanmak istiyoruz ki geldiğimizden beri çok aşama kat etti. Daha da iyi olacaktır, ileri gidecektir. Hani kimin izlediği, kimin takip ettiğinden öte biz Bertu'yu nasıl geliştiririz, nasıl Türk futboluna daha fazla katkı sağlarız onun planındayız. Biz elimizden geldiği kadar Bertu'yu ön plana, daha doğrusu Türk futbolunu ön plana çıkarmaya çalışacağız. Buyurun, son ya bitirelim. Emir Kılıç Çetin, Beyaz TV. Hocam, futbolculuk, kalecilik kariyerinizi sonlandırdınız. Artık teknik direktörlük hayatınız iki sezondur devam ediyor. İnanıyorum ve güveniyorum ki inşallah ileride çok daha iyi, çok daha güzel yerlerde göreceğiz sizi. Benim sorum biraz maçtan bağımsız olacak. Kalecilik hayatınızı noktaladıktan sonra, yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sembol isimlerinden bir tanesi olarak bir jübile, taraftarlar da çok istedi, çok bekledi. Bir jübile maçı olsun Volkan Demirel'in diye, fakat yapılmadı. Bundan dolayı herhangi bir kırgınlığınız var mı? Bunu merak ediyorum, bunu sormak istedim. Hiçbir zaman bir kırgınlık, bir bunu sorma olarak hiçbir zaman düşünmedik. Ya olacağı varsa olurdu, olmadı. Geriye dönüp bunu tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Artık şu zamandayız, ben bu taraftayım. Bu saatten sonra zaten bir şey beklentim de yok. O zaman da beklemiyordum, şimdi de beklemiyorum. Ya benim derdim, hep söylüyorum, doğru zaman neresiyse orada olmak. Şu an burası benim için doğru bir zaman. Hatay'da olmaktan, az önce de söyledim. Oradaki insanları tanımaktan, oraya futbol anlamında bir şeye katmak bana çok mutluluk veriyor. İnşallah da uzun süre bu mutluluğu hem Hataylılarla hem ben yaşayacağım. Başka sorumuz yoksa bitiriyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun.